Minecraft, 2009 yılında bir kişi tarafından yaratılan bu oyun, Aralık 2019'a kadar 180 milyon kopya satarak şu ana kadar gelmiş geçmiş en fazla satan oyun olma ünvanını taşıyor. Peki bu durum nasıl gerçekleşti? Sadece küplerden ve bu domuzdan oluşan bu oyun nasıl bu kadar popüler olabildi? 13 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan bu video, ileride Minecraft olarak bileceğimiz oyunun ilk görüntüsü etraf sadece taş ve topraktan oluşuyor ve gezmek dışında hiçbir şey yapamıyorsun. Tüm oyunda sadece 3 farklı renk var. Oyun da Beta'ya yani genel olarak oyunculara erişim açılmadan önce 1 milyondan fazla satmayı başarmıştı. İşin takdir edilecek kısmı, oyunun yapımcısı Markus bu süreçte hiçbir yayıncı firmayla anlaşmamıştı. Yani hiçbir yere reklam vermemişti veya başka bir şirketten destek almamıştı. Sadece insanların bu oyun hakkında aralarında konuşmasıyla yayılmıştı. 2011 yılının Nisan ayına girdiklerinde oyunun gerçekten çıkmasına 7 ay kala Minecraft Marcus'a yaklaşık 33 milyon dolar kazandırmıştı. Kasım 2011'de oyunun çıkmasına günler kala ise Minecraft'ın yaklaşık 16 milyon kayıtlı kullanıcısı vardı ve oyun 4 milyon adet satmıştı. Oyun çıktıktan sonra daha bir yıl bile geçmeden 4 ay sonra 2012'nin Mart ayında Minecraft 5 milyon kopya satarak tüm zamanların en çok satan bilgisayar oyunları listesinde 6. sıraya yükselmişti. 12 Ekim 2014 tarihinde ise oyun yaklaşık 17 milyon kopya satarak tüm zamanların en çok satan bilgisayar oyunu ünvanının sahibi olmuştu. Aralık 2019'a geldiğimizde ise Oyun 180 milyon kopya satarak tüm zamanların en çok satan oyunu olmayı başarmıştı. Minecraft bu unvanı 2019'un Mayıs ayında kazandı diyebiliriz. Çünkü en çok satan ikinci oyun 1984 yılında 35 yıl önce çıkan Tetris oyunuydu. Tetris bugüne kadar yaklaşık 170 milyon satmıştı ve Minecraft'ın bu rekoru kırması 8 yıl sürdü. Oyunun yapımcısı Markus Persson veya internet ismiyle Notch 1 Haziran 1979'da İsveç'in Stockholm şehrinde doğmuş. Küçük yaşlarda Lego oynamayı çok severmiş ve ilk oyununu 8 yaşında yazmış. Kendi crash'ın yaratıcısı King şirketinde yaklaşık 4 yıl çalışmış vesaire. Bu oyun yaklaşık 20'li yaşlarının sonuna doğru hazırladığını hatırlatayım. Bu oyunu hazırlarken aynı Mark Zuckerberg'ün Facebook hazırlarken yaptığı gibi online bir günlük tutmuş. Bu notlara siz de çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Gerçekten çok ilgi çekici bence. Markus Minecraft'tan çok daha önce kendi kendine oyun geliştirmeye devam ediyormuş. İleride Minecraft olacak oyunun içeriklerini aslında çok önceden hazırlamış. Sadece parçaları birleştirmesi gerekiyormuş. İlk önce Dwarf Fortress ismindeki bir oyundan ilham alarak Dank veya Türkçe ismiyle Kırmızı Gübre isminde bir oyun hazırlamış. Markus Dwarf Fortress'teki en büyük sorunun ulaşabilirliğin çok sınırlı olması olduğunu anlamış ve bu konuyu geliştirerek Rubidank ismindeki oyunu çıkartmış. Bu sıralarda Grand Theft Auto Chinatown Wars'un grafik motoruna benzer bir motor ile zombi oyunu yapmayı düşünüyormuş. Hayatında ilk defa 3 boyutlu texture mapper oluşturmuş. Türkçesi yapı eşleyici gibi bir şey. Bu yeni oyun Marcus'un yaptığı bir başka oyun olan Left 4K Dead'in devamı olacaktı. Marcus bunlarla uğraşırken biraz önce bahsettiğim Ruby Dunk oyunu geliştirmeye devam ediyordu. Sonrasında bu oyunda hazırladığı 3 boyut eşleyicisini kullanmak istedi. Hayalinde Dungeon Keeper gibi bir oyun olması vardı. Oyuna 3 boyutu getirdi fakat sonuç istediği gibi olmadı. Oyun çok piksel piksel oldu ve Marcus bu projeyi tamamen iptal edip çöpe attı. Sonrasında internette bir şekilde Infinite Miner oyunu ile karşılaştı. Ve bu oyunu gördüğü zaman böyle bir oyun yapmak istediğini fark etti. Yani resmen beyninde bir aydınlanma yaşadı. Oyunun Multiplayer yani çok oyunculu modunu biraz oynadı. Fakat oyunda birçok hata olduğunu fark etti. İnşa etme özelliği çok eğlenceliydi. Fakat çeşitlilik çok azdı. Ve şu büyük kırmızı ve mavi küpler çok kötüydü. Bu tarz bir oyunun fantezi canlıyla çok uyumlu olabileceğini düşündü. Ruby Tank oyununda kullandığı kodları yeni yapacağı oyunda tekrar kullanarak Infinity Miner'a benzeyen birinci kişi görüş açısıyla oynayabildiğiniz bir oyun çıkardı. O da işte bu. Size videonun başlarında gösterdiğim görüntü. Bu oyunu biraz daha geliştirdikten sonra insanlara oyunu denemeleri için birer link gönderdi. Evet, link gönderdi. Çünkü Minecraft'ın ilk versiyonları internet tarayıcısı üzerinden oynanıyordu. Markus'un beklediğinin aksine insanlar bu oyunu çok beğendi. Markus bu geri dönüşlerden çok memnun kalmıştı ve artık daha büyük bir motivasyonla oyunu geliştirmeye devam edecekti. İnternet tarayıcısında oyun çok ilginç bir şekilde çok stabil çalışıyordu. Tek sorun düşmanların görünümünün çok kötü olmasıydı. Markus onların Infiniminer'daki gibi olmasını istiyordu. Fakat tüm oyunu tek başına yapıyordu ve düşmanları iyi tasarlayacak kadar çizim becerisi yoktu. Bu konu üzerinde oldukça fazla bir zaman harcadıktan sonra kendisine "Zaten bu kadar gerçekçi bir tasarım Minecraft'ın ana tasarımına uymaz." dedi. Fakat kısa bir süre sonra Zombie Town oyununu yaparken model tasarımlarına çok zaman ayırdığını ve bu tasarımların aslında oldukça iyi bir durumda olduklarını hatırladı ve oradaki tasarımları Minecraft'ta kullanabileceğini fark etti. Oradaki tasarımları buraya aktardığı zaman Minecraft böyle görünüyordu. Markus oyunu biraz daha geliştirdikten sonra 8 Haziran 2009 tarihinde ise multiplayer yani çok oyunculu modu ekledi. Şubat 2010'a geldiğimizde ise oyuna survival yani hayatta kalma özelliğini getirdi. Ve 28 Haziran 2010'da ise oyun artık alfa versiyonu ile oyunculara açık bir hale gelmişti. Kısa bir süre sonra oyunun satmaya başlamasıyla beraber Markus full-time olarak çalıştığı j Album şirketinden istifa edip tüm zamanını Minecraft'ı geliştirmeye ayırdı. Yeni güncellemelerle beraber yeni eşyalar, yeni bloklar, yeni hayvanlar ve birçok yeni şeyler eklendi. Markus 2003 yılında arkadaşıyla beraber kurduğu Moyang Specifications Türkçe karşılığı Moyang Özellikleri gibi bir şey oluyor. Eylül 2010'da dağılıyor ve Markus kendine adı sadece Mojang olarak şu an bildiğimiz şirketi kuruyor ve 20 Aralık 2010 tarihinde Minecraft oyunu herkese açık bir şekilde beta giriyor ve Markus artık Mojang firmasına içi almaya başlıyor. Oyunu yaklaşık 11 ay boyunca aralıksız geliştirmenin ardından 18 Kasım 2011 tarihinde oyun artık beta'dan da çıkıyor ve full sürümü yayınlanıyor. Bu sırada Markus artık bu kadar yoğun çalışmanın ardından dinlenme moduna geçiyor ve 1 Aralık 2011'den itibaren oyunun ana tasarımcısı Jeb kullanıcı adıyla Jens Bergensten oluyor ve neredeyse 0 reklam ile Boyun bir içerisinde Marcus'a 101 milyon dolar kazandırıyor ve 2014 yılında ise 2,5 milyar dolar karşılığında Microsoft'a satılıyor. Piyasada Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed serisi, hatta Grand Theft Auto, Fortnite ve Counter Strike gibi oyunlar varken nasıl bu oyun hala ayakta duruyor? İnsanlar neden hala bu oyunu oynuyor? Yaklaşık 9 yılda 180 milyon kopya satarak en çok satan oyunlar listesinde nasıl zirveye çıktı? Minecraft'ın bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi inanılmaz büyük bir içeriğe sahip olması. Piyasada birçok survival yani hayatta kalma oyunu var. Minecraft'ta bunlardan bir tanesi. Fakat Minecraft'ı diğer oyunlardan ayıran bir başka şey ise Creative yani yaratıcı modunun da olması. Bu oyun modunda tam anlamıyla bir sınır olmadan hayal gücünüzdeki şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani tam anlamıyla. Bu oyunda hiçbir sınır yok. Oyuncular bu yaratıcı modunda inşa ettiği yapılarla, işte evlerle, kalelerle, saraylarla ve daha fazlasıyla ünlü oluyor. Redstone adı verilen kızıltaş sayesinde asansör, bilgisayar, otomatik tarla gibi şeyler ve çok daha fazlası yapılabiliyor. Minecraft'ın bu kadar popüler olmasının başka bir sebebi ise oyunun inanılmaz derecede bağımlılık yapması. Çünkü oyunun hayatta kalma modu bildiğiniz sınırsız. Yani yapabileceklerinizin bir sınırı yok ve oyun siz oyundan çıkmak istemediğiniz sürece bitmiyor. Oyuna yeni başlayan oyuncular ilk olarak ağaç keserek odun topluyor. Sonrasında kazma yapıyor ve madene gidiyor. Daha kaliteli eşyalar yapmak için madendeki değerli taşları kullanıyor ve bunun bir sınırı yok. Bazen en ufak bir görev için 30 dakika uğraştığınız oluyor. Görevler demişken oyun online olarak yani çok oyunculu bir şekilde de oynanabiliyor. Böyle olunca da oyuncular on binlerce sunucudan birine bağlanıp diğer oyuncularıyla sosyalleşip beraber oyun oynayabiliyor. Ve evet sunucuların da bir sınırı yok. Örneğin bir sunucuda arkadaşlarınızla hayatta kalma oynarken diğer bir sunucuda ise arsa satın alıp dilediğiniz evi yapabiliyorsunuz. Ve başka bir sunucuda diğer oyuncularla savaşarak en sona kalmaya çalışıyorsunuz. En büyük başka etkense keşfedilmemiş ormanları, çölleri ve dağları sizin keşfetmeniz ve bu sanal dünya üzerinde her şeyin kontrolünün sizin üzerinizde olması. Hepimiz bazen tamamen yalnız kalmak isteriz veya kral olmak ya da kaşif olmak ve şu anda bunu size yaşatabilecek en iyi oyun Minecraft'tır. Bu oyunu şu an iOS, Android, PlayStation, Xbox PC ve Nintendo Switch olmak üzere 6 farklı platformdan oynayabiliyorsunuz. Oyun normal olanın aksine kaç dakikadır fark ettiyseniz küplerden oluşuyor. Grafikleriyle öne çıkan bir yapım değil. Bildiğiniz her şey küp, kare veya dikdörtgenden oluşuyor. Oyunun yaş kitlesi ise tartışmasız küçük çocuklar. Yediden yetmiş herkese hitap edebilen bir oyun olsa bile, oyunun çoğunu küçük çocuklar oluşturuyor ve küçük çocuklar bir şeyler inşa etmeye bayılır. Yani Legolarla oynar. Bu oyunun yapıldığı aşamada yani 2009 yılında Legolar inanılmaz popülerdi ve çok pahalıydı. Yani bir kere alıp sonsuza kadar oynamak varken neden daha pahalı ve maksimum 800 parçalık bir Lego setini satın alsınlar ki? Yani, değil mi? La Lego ile yaptığın her şeyi oyunda da kat kat fazlasıyla yapabiliyorsun. Bu oyun bir nevi dijital Lego olmuş durumda. Ayrıca oyunun grafikleri bilgisayarı çok zorlamadığı için neredeyse her bilgisayarda oynanabilen bir oyun. Bu da daha büyük bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. Bugün Minecraft bir oyundan çok daha fazlası. Oyuncular arasında artık bir kültür haline gelmiş. Hatta 2011 yılında MineCon adını verdikleri bir fuar bile yaptılar. Las Vegas'ta düzenlenen etkinliğe yaklaşık 5000 kişi katılmıştı. 2015 yılında ise 300 dolar satılan biletler ile yaklaşık 10000 kişilik bir katılım yaşanmıştı. Her ne olduysa 2017'den itibaren artık bu etkinliği internetten canlı olarak yayınlamayı tercih ediyorlar. Bu farda sadece Minecraft oyuncuları toplanıyor ve Mojang gelen insanlara oyunda ileride ekleyecekleri şeyler falan gösteriyor. Yani kısacası Minecraft'lı bir hastalık gibi ama insanlar bu hastalığa sahip olduğu için çok mutlu.